Misli TV'den herkese merhabalar. Hafta sonu Süper Lig bülteninde Efe Uysal'la birlikte yine maçları masaya yatıracağız. <laughs> Geçen hafta yatırdık ama kaldıramadık maçları <laughs> geriye. Abi nasıl bir haftaydı ya. Evet. Ya Trabzonspor dışında hiçbir takım kazanamadı. Süper Lig çok ters gitti. İlk 12 hakikaten. sırada yer alan takımlardan bir tek Trabzonspor kazandı. Yani Böyle bir lig serisi daha önce hiç olmamıştı efendim. Evet, üst üste çok ters geldi. Herhalde Spor Toto'da kimse bilememişti. Evet, bir önceki haftada da ilk 8 takım içinde kazanan olmamıştı. Yani herkes şu an Trabzonspor'un yolunu açmakta inanılmaz e, fırsat tanımlar. Aynen öyle. En yakın Konya ve Hatay'da 10 puanlık fark açtı. Liderle başlamayalım. İstersen sıradan Olur. başlayalım. Neyse. Alanya Spor, Sivas Spor. Geçtiğimiz haftanın enteresan sonuçlarından birisinde Evet. Ee, Sivas Spor yaşattı yani Sezonun ee, en iyi performansını sergiledi Müthiş oynadı Yata ve Rakip bari. Hatay ya, Rakip hatay. Gerçekten Sivas sezonun en iyi futbolunu oynadı Alanya vitrin maçlarının dışında Pek ortada yok Ama üst üste iki maçı boş geçecek bir takım da değil Evinde her maç gol attı Kali Sivas var. geçen hafta çok iyi oynadı Gerçekten gollere yönelmek lazım i̇ki buçuk üstü bekliyorum Ben karşılıklı gol var diyeceğim okay. bu maça Haftanın rahat gözüken aslında Maçlarından birisine geldik Galatasaray iç sahada Altay. ay. Yeni Malatya karşısında da sen de biliyorsunuz. Kıyam cezalı, Altay'da ayda önemli evet. bir eksik. Ee... Altay iyi gitmiyor. Başakşehir maçında bizi yatırsa da, yat, yaksa da e, bir kere daha göründü ki Altay orada ya, tam Çanakkale geçilmez yaptı. Mustafa Denizli de bunu eleştirdi. Yani Altay hiç iyi gitmiyor. Sezon başındaki havasını kaybetti. Mustafa Denizli'nin eee o stat açılışında ismi verilmesi vesaire birazcık bu gündemlerden dolayı ayrılık pek olmadı gibi geliyor. Evet. Biraz zaman kazandı iki tarafta. Şu ben 6 ayda gidişin iyi olmadığına inanıyorum. Galatasaray'dan çok net bir galibiyet bekliyorum bu sefer. Yani şu var. Ben bu maçı öncesinde evet Galatasaray galibiyeti bekliyorum ama canlı bahiste mutlaka değerlendireceğim bir maç ve bence buradaki tercihler Fatih Terim'in sahaya süreceği 11'le şekillenmesi Adil lazım. Fatih Terim'in yani, sağ kenarında Halil, olmaması da bir sıkıntı a, a, yarattı gibi Halil, ama... Halil tek forvet çıkacaksa e, bu maçı hakikaten canlıda bekleyeceğim. Çünkü bir saat öncesinde kadro açıklanacak. Ama Jagdeli kadro, Jagdeli kurguyla çıkarsa ben Galatasaray'ın gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 1 ve 2.5 üstü, 1, 2.5 üstü. Yani Altay'ın da çünkü savunma anlamında sorunları var. Her Çok. ne kadar Başakşehir maçından 0-0'da dönmüş olsa bile. Mucize de, bence o. Aynen. O gün hava yememesi. şartları hakikaten aşırı derecede yağışlıydı. Tabii. Ve top kontrolü inanılmaz Başakşehir'deydi. Sadece kapanarak <laughs> oynamaya çalıştılar. Ben Galatasaray'ı bir bekliyorum ama maç saatine yakın kadroyu gördükten sonra canlı bahiste Mistikom'da süper oranında varken çok daha farklı yönelmelere geçeceğim. Olabilir ama ben Altay'dan aydan kaynaklı Galatasaray'ın bu sefer hiçbir hata yapmayacağını düşünüyorum. Marsilya maçına benzer bir oyun oynayacağını düşünüyorum ve i̇şte Galatasaray kadroyu öyle çıkarırsa hocam. Galatasaray bir şekilde Fatih Terim'e ceza, derbi mağlubiyeti, en son Yeni Malatya'da puan kaybı vesaire. Yani Galatasaray böyle birazcık da bir reaksiyon verebilecek elinde şeyler var. Özellikle böyle biraz hakkının yendiğini düşünüyor Galatasaray doğal olarak. Ee, kendi evinde taraftarının desteğiyle bunu motivasyona çevireceğini, alt ayında uygun bir rakip olacağını olduğunu, Galatasaray'ın handikaplı kazanmasını bekliyorum ben. Hiç canlıyı falan beklemem. Bu sefer en güvendiğim seçimlerden bir tanesi bu. Peki Kayseri Spor, Antalya Spor karşılaşması haftanın 3 sonucu da açık maç. Kayseri Spor e, düşüşe geçmişti bunu. Ee, açıkçası son dönemde bir Iğdır Kupa galibiyeti ne kadar e, motive edici bir şey olacaktır çok olacağını düşünmüyorum ama e, son iç yani son lig maçı Çayküriz'de deplasmanı ve 1-0'lık yenilik yenilgi diğer tarafta da e, hakikaten yoluna devam eden ve evet. üst üste önemli galibiyetler alan Antalya Spor. Antalya. De Kayseri maçından evvel seninle burada konuşurken demiştik ki yani Kayseri Spor'un bu aralar bir maçı gol yemeden kapatma ihtimali çok düşük demiştik bu savunmayla. Hakikaten gene gol yemeye devam ediyor. Antalya'da son 4 maçının 3'ünü kazandı. Bu teknik kadro işte Alman teknik direktör Nuri Şahin hakikaten çok iyi bir teknik ekip kurduğunu görüyoruz. Antalya'nın bu çıkışını dikkate alıp pek karşımıza almamamız lazım. Kayseri -6 gol 6 -6 yiyor. süper oranları, Antalya galibiyeti evet. mi? Değerlendirilebilir ama Kayseri de e, yani Fenerbahçe maçı, bir evvelki maçlar yani son 4-5 e, periyoda maçlık periyoda baktığımızda yani Kayseri Spor'da bir reaksiyon gösterdi. Hikmet Karaman'la bir, bir, tepki verdi bence. Lige tutundu. Kayseri Spor'u tam karşısına almak istemeyenler burada da e, karşılıklı gol var deneyebilirler ama ben ben de Antalya'nın en Mesela, azından yenilmeyeceğini eskiden düşünüyorum. Eskiden derdik ya sistem kuponları için ideal maç hakikaten öyle. 0-2 çifte şans diyorum kayıtlara geçen seçimim olsun diye. Ama ben de 0 ve 2'den 2'ye daha yakınım. Haftanın karşılıklı gol golvara en yakın maçlarından birisi Hatay-Başakşehir. Evet iki takımın da üst üste bir maçı gol atamadan kapatma ihtimali <laughs> düşük bu kadrolarla. Hatay evinde her zaman çok iyi oynuyor. Ligin de en iyi takımlarından biri. Sivas maçı evet bir beş, yani üç büyükleri yenen takımlar bir sonraki karşılaşmalarda çok ciddi bir düşüş yaşıyorlar. Hatay da bunu yaşadı. Alanya'da yaşadı. Ya yaşamayan takım yok gibi bir şey. dolayısıyla Hatay'ın son vasat performansı ve mağlubiyeti anlaşılabilir Burada diye iki düşünüyorum. tane kritik eksik var. Ruben Ribeiro yok. Hatay Spor'da orta sahada. Başakşehir'de de Enda şimiye defans oyuncusu cezalı olduğu için oynamayacak. Yani açık futbol olacaktır ya. Yani, kağıt en, üstüne baktığında acaba sıkıntılı mı geçer diyorsun ama bence açık bir maç olacak Emre ve KG var. Bravo. KG var. KG var Emre Belözoğlu geldiğinden beri Başakşehir açık futbol oynuyor. Fenerbahçe'ye de ilk de döneminde Bu arada, kupadan da elendiler ama ben o kupa elen, elenmenin Birazcık Türkiye'de elendi, Başakşehir elendi. Türkiye Kupası'nda uzak durma isteği Hepsi. olduğunu da düşünüyorum. Yani çok rahat eleyebilecekleri bir rakip karşısında. Can kimseyi bu Türkiye Kupası motive etmiyor. etmiyor. Çok az evet. takımı ediyor. Yani birkaç takım var çok bunu isteyen. Onun dışındaki takımların çoğu zaten Türkiye Kupası'na yaklaşım ligi e, lige lige odaklanacak takımları çıkarıp hı hı. direkt sürpriz denemek olmalı. O yüzden o sonuçlar pek bana bir şey ifade etmiyor. Ama Hatay, Başakşehir gerçekten bu iki takım e, Hatay evinde kolay kolay boş geçmez. Başakşehir'de üst üste iki lig maçını boş geçmez. Net var bekliyorum. İbre Hatay'a dönük bana göre. Son kararım mı? Son kararım ama var bekliyorum. <laughs> ya var ben de var bekliyorum da. Hatay son Sivas ilgisi çok hoşuma gitmedi açıkçası. Ciddi bir 2-3 haftadır. Oyun performans evet, sen, açısından Sivas düşüşleri var. Sivas maçından evvel Hatay'ın düşüşte olduğunu söylemiştin. 11 maçın 8'ini kazanmasına rağmen. Evet. Azen gözlem önemli. O yüzden e, maç sonucundansa VAR'a öncelik verdim ben de. Evet Giresun geçtiğimiz haftanın flash takımı. İstanbul Beşiktaş'a 4-0'lık net hatta farklı bir galibiyet. Rakip de e, iyi top çeviren. Ama bence bazen haddinden fazla top çeviren, yani hafta içinde Kupa maçını izledim, içim sıkıldı ya ikinci o, yarıda. Onların o onların olayı. O. Evet ama ya çok fazla ya yani <laughs> o kadar da, da hiç hücumu düşünmeden sürekli top çevirme. yani bir, bir altı kişilik bir çember içinde top dönüp dönüp dolaşıyor, bir kaptırıyorlar, tekrar alıyorlar tekrar bu süreç Açık başlıyor. Açık ara topa en fazla sahip evet. olan takım sezon başından beri bu İtalyan teknik adamın e, stratejisi bunun üzerine kuruldu. Burada hafta içinde Fenerbahçe ile ilgili e, adı geçti. Evet bu takımı bu maça ne kadar yansıyacak bir kafa karışıklığı Bence olumlu yansır. Mu? Öyle diyeyim. Bence tam tersi kara Gümrük bir iyi sonuçta alıp bence bu teklifin rakamını arttırabilecek bir şey olabilir. Ama şurada yanılınan bir şey var. Orada hakikaten Süleyman Hurma faktörü var. Yani hocayı alırken Süleyman Hurma'yı da almak lazım. Çünkü bu takımın tamamen kurulmasında ve bu noktalara gelmesinde Süleyman Hurma'nın teknik direktörden çok çok daha fazla katkısı var. O yüzden Müthiş yani bazı takımlarda Karagüm. başarılı mesela Alanya'da benim için bir teknik direktörün başarısı çok ciddi bir kriter değil. Çünkü yıllardır tabii, çok tabii. iyi kadrosu var. Yıllardır acayip iyi bir hava şartları yapıyorlar. Da yaşıyorlar, çalışıyorlar. Zemin şartları her zaman iyi. Bir tane boş transfer çıkmadı evet, yani yaptıkları. Yani, mesela burada da mesela Fatih Karagümrük'te de hep böyle bir aklım hep hurma başarısına gidiyor. 2 altılık bir kara gümrük oranı var. Yani, Kesin değerlendirilir. Bence de yani. yani gördük abi bunu. Sürpriz arıyorsanız. 3 büyükleri yenen takımlar hele hele deplasmanda böyle 4-0 gibi sansasyonel bir galibiyet alan takımlar bir sonraki maç. Sadece ligimizde değil. Ben bunu çok yakın takip ettiğim Fransa liginden de görüyorum. Bu arada Necip erken kırmızı kart görmese o maç 4-0 falan olmazdı. İşte, Beşiktaş orada biraz daha böyle hani üst üste yenilginin verdiği bir psikolojik bozukluk bir daha agresif oynama, böyle haddinden fazla açık oynamaya dönüştü kazanmayı istedi aslında Beşiktaş ama Necib'in kırmızı kartı hakikaten kontrol ataklarda zaten belki bu tatıma... hafta Kara yani Beşiktaş Beşiktaş'a Beşiktaş'a yönelmekte haklısın yani sonuçta Beşiktaş'ın Giresun'un tepki vereceği bir maçtı onu yapamadı. Ya Karagümrük Gümrük, Kasımpaşa daha uygun bir rakip. yerde dönecek. E, Giresun'dan lafı Beşiktaş'a çevirdik ama işte bu Giresun. Ya Gördük bunu bak Fransa'da da Metz gitti Marsilya'yı yendi deplasmanda. E, Monaco'yu yendi deplasmanda özür dilerim. Gitti ondan sonra evinde mağlup oldu. Yani bu, bu tip sansasyonel ha, Alanya'dan Fransa görüyoruz. Ama Fransa, Fransa ligi deme bana ya. Fransa ligi gerçekten garip bir lig. <laughs> Giresun'da bence e, bu zaferi yaşayabilir. Karagümrük bundan fazlasıyla faydalanacak bir takım hocasının da büyük bir takım tarafından istenmesi ben olumlu yansıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden 0-2 çifte şans bekliyorum. Burada da iki öncelikli. Fenerbahçe Rize, Fenerbahçe artık herhalde Rize karşısında zorlanmayacaktır iç sahada. İşte bahis severleri yakacak bir maç daha. <laughs> geçen yani hafta. geçen haftadan sonra ben Fenerbahçe'nin Benzer hataları yapacağını düşünmüyorum. Ya, ya bak Karagümrük'in hocasıyla adı geçti diyorsun. Ali Koç Mustafa Denizli ile görüştü diyenler var. Yılmaz Vural'a bile teklif gittiğini söyleyenler var. Yani Fenerbahçe gibi bir cami ya. Böyle bir durumdayken düzliğe çıkma şansı gerçekten çok düşük. Abi Şu... Rize'yi de yensin ya. Düzlüğe çıkmana gerek yok. Düzlüğe gerek yok yani iç sahada da Rize'yi Öyle kolay yani. olmuyor işte. Ee, Beşiktaş'ın Giresun örneği. Artık bence bu hafta üç büyükler... Ya e, o hafta bu, hafta, ta... ben zorlamam Fenerbahçe. Geçen hafta herkesten, herkes nasibini almıştır diye Pereira'nın koltuğu sallanıyor mu sence? Ya bence altında koltuk yok ki Yok mu? O abi. zaman oynama Fenerbahçe. Yok ben denerim ya bu hafta üç büyüklerden. Ee, bir ya. hareket bekliyorum. Ben çok ağzım yani bu durumlarda. Konya, ben... Konya, Malatya. Sürpriz arıyorum Fenerbahçe maçında. Rize'ye mi oynayacaksın? Rize'ye oynarım. Olur, yani muhtemelen Rize'ye tek oynayarsın o Yok. Görürsün yani zaten tam işte burada Fenerbahçe'nin hata yapacağı maçlardan bir tanesi. Hiç evet. güven vermiyor bence. Konya, Yeni Malatya. Konya 5'te 5 beş yapar mı dedik? Yapamadı. Ama... Kaybetmedi. E, yok. 3-2 kaybetti. 3-2 son dakikalarda. E, son dakikada. Son dakikada. E, gerçekten kaybetmedi gibi oynadı esasında. Ya ben 2-2 yani. de bıraktım. Dedim ben, ki ya haklısın. bravo hakikaten iyi falan. Ben Benim de sana dedim. Olur. Ben de kendi kendime dedim ki vay be dedim. Adamlar hakikaten 5'te 5 beş yapabilirlermiş yani. Ya ama bu arada gerçekten maçın ilk yarısını filan izledim. Net yapabilirlerdi. Yapabilirlerdi. Yani ilk yarıdan da koparabilirlerdi. Kesin. Ama son haftalarda izlediğim en iyi de. maçlardan birisi olduğunu söyleyebilirim. Konya, Çok tempolu ve Konya, güzel maçtı madem ki böyle bir durum yaptı. şimdi bunu tekrar galibiyete çevirebilir. Yeni Malatya tarafından baktığımızda. Galatasaray'ın bence bir rehavetinden ve o iki kulvarda birden zorlanmasından faydalandı. Verse, verse 3-0-4-0'du ben olurdu. olurdu. Yeni Malatya beni Galatasaray'dan beraberlik koparsa da tatmin etmedi. Konya galibiyeti bekliyorum. Ben bu bekliyorum. kadar iç sahada e, kendi seyircisinin önünde bu kadar az pozisyon bulan bir Anadolu takımı açıkçası son yıllarda hiç görmedim. Hele büyüklere karşı daha da böyle motive olurlar. Ben e, ben burada Konya demedim. Ben de Konya. Evet. Evet geldik haftanın son maçına Göztepe Gaziantep haftanın beraberlikten inecek maçlarından birisi. Evet. Ama Göztepe'nin de artık bir dönüş yapması lazım. ya. Yani Fenerbahçe maçındaki futbolların kötü olduğunu söylemek mümkün değil. Ama e, bundan önceki haftalarla koyduğumuz zaman da çok net böyle, hadi Göztepe artık bu maçı alır diyemiyorum. Ee, Antep'in e, Antep bu arada maçı da çok pozisyon buldu. Çok yani. pozisyon buldu. Ee, bazı sakatlıktan dönen oyuncular vardı, Muhammed, Maxim. Ee, yani e, Antep'te de iyi bir bir kıpırdanma var, Göztepe'de de var. Antep'in berbat bir deplasman performansı var, kolay kolay yani bir puan mı ne aldı deplasmanda Hı. yanlış hatırlamıyorsam. Yani Antep kazanamaz. Göztepe kazanır mı? Göztepe oynuyor oynuyor, sonuca yansıtamıyor. Antep'in kötü deplasman performansı. Ama kolay kolay bu takımların maçları da düşük skorlu geçmez gibi görünüyor. Özellikle Göztepe yiyor da atıyor da. Burada da yani biraz ben, kaçak ben güreşim. De, evet beraberlik oynayacağım. Yani. Beraberlik mantıklı. Göztepe'ye dönük 1-0 çifte şans maç sonucu için. Ama e, karşılık gol var. Gene her türlü ihtimali içinde barındırdığı için önceliğim. Efe bir de Avrupa'dan seçtiğim bir maç alalım. Bir tane de ben paylaşayım. Yakın takip ettim. ettiğim Fransa Ligi'nden bu hafta Lille çok güveniyorum. Hı hı. Zaten çok iyi gidiyorlardı. Avrupa'daki performansını lige tam yansıtamıyordu. Şanssız da puan kayıpları yapmıştı. Hafta içi ligin en formda takımı Ren'i hakikaten eze eze yendi. Hı hı. David çok formda. Bugün de karşılarında bu hafta sonu uygun bir rakip var. Truva ee, kazanacaktır. E, Lille e, maçlara çok hızlı başlıyor. Genelde ilk yarıları ilk golü atan ve ilk yarıları önde kapatan takım oluyor. Birden bir de bu maç için Peki. çok çok cazip. Ben de Almanya'dan, Bundesliga'dan Leverkusen-Fürth maçını söyleyeceğim. Her iki yarıyı da Leverkusen kazanır. 2.09 acayip güzel bir oranı var. Bence risk almaya evet. değer. Çünkü Fürth'ün genel performansı böyle zaman zaman iyi tempo yapıyorlar ama sonuca yansıtamadılar. Leverkusen Lig'de 3. iyi bir sezon yaşıyor. Her iki yarıyı da. Birden Lever... bir de olur yani. Birden bir de olur ama birden birinin oranı her yani. iki yarıya kazanır'a göre Daha çok düşük, düşük ama 2-0-9 her iki yazıya kazanır. Evet, bu maçla güzel ilgili bir, güzel bir güzel, ay, güzel ay, bir bahis olabilir. Efe teşekkürler ağzına sağlık. Aynen Can. E, Misri TV'de haftanın maçlarını, bu hafta sonu oynanacak olan maçları Efe ile birlikte sizler için değerlendirdik. Herkese bol şanslar, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.